Brilliance 6180 6160. Merhaba. Singer dikiş dikmeyi sanata dönüştürebilen, kendi tarz ve modanızı yaratırken aynı zamanda yaratıcı fikirlerinize uygulama imkanı sunan sonsuz ilham kaynağınızdır. Sınırsız dikiş olanakları ile sizi hayallerinize ulaştırır. Doğru aksesuar ve doğru kullanımla daha etkileyici tasarımlar yaratabilirsiniz. Eşsiz yaratıcı dikişlerle yeni fikirler dünyasına beraber adım atalım. Makine ambalajının açılması. Makine kutusunu dengeli, düz bir yüzeye yerleştiriniz. Makine kutusunu dikkatlice açınız. Makine kutusunu ters çevirerek makinayı köpük ambalajıyla kutudan çıkarınız. Ambalaj kutusunun içinden çıkan malzemeleri kenara alınız. Makinanın önünde ve arkasındaki köpük ambalajı dikkatlice çıkarınız. Ayak pedali makine ambalajının kutusu içerisindedir. Elektrik bağlantısı. Makine açma kapama düğmesi 0 konumundadır. Elektrik fişini makinenin bağlantı soketine takınız. Pedal fişini makinenin pedal bağlantı soketine takınız. Elektrik fişini topraklamalı prize takınız. Makinayı açma kapama düğmesinden açınız. Genel makine tanıtımı. Desen numaralarını gösteren LCD ekran. Desen seçme butonları. Desen ile ilgili fonksiyon tuşları. Yukarı doğru tuşlar. Dikiş uzunluğunu ayarlama. Sağa sola tuşlar. Desen genişliği tuşları. Seçilen desen numarasını ekrandan görebilirsiniz. Numaralandırılmış desenler ve ilikler düğme dikme fonksiyonu. Masura sarma pimi. Yatay makara çubuğu. Makine taşıma bölümü. Masura gerginlik kampanası. Üst iplik kılavuzu. İşaretli iplik geçirme yolu. Horoz. İplik tansiyon düğmesi. Geri dikiş düğmesi. Volan. Baskı ayağı kaldırma kolu. İlik açma kolu. Otomatik iplik takma mekanizması. Baskı ayağı. Yardımcı aksesuar tablası, serbest kol dikişi. Makina, ayak ve aksesuarlar muhafaza bölümü. Ekstra geniş çalışma tablası. Masuranın mekikten çıkarılması. Masurayı çıkartmak için makine yardımcı tablayı çıkarın. Menteşeli kapağı açın. Mekiğin mandalını tutun, çekin ve mekiği çıkarın. Masura mekik içerisindedir. Masurayı çıkarın, masura sarmak için iplik hazırlayın. Masura sarma. İpliği masura üzerindeki göz deliğinden geçirerek masurayı masura sarma pimine takınız. Masura sarma pimini sağa doğru iterek masura sarma konumuna alınız. Pedala basarak masuraya çok az iplik sarınız ve masura sarma işlemini durdurarak ipliği ucundan tutarak kesiniz. Pedala tekrar basınız, masurayı sarmaya devam ediniz. Masura sarma işlemi bittiğinde ipliği kesin, masura pimini sola çekin ve masurayı çıkarın.
üst iplik takılması. Makarayı yatay makara çubuğuna yerleştirip makara tutucusunu makaranın ön kısmına takınız. Baskı ayağı yukarı konumda iken makara ipini iplik kılavuzundan geçirip ipliği işaretli iplik geçirme yolunu takip ederek iğneye kadar takınız. Baskı ayağı aşağı konumda iken ipliği iplik kılavuzuna takınız, ipliğin ucundan tutarak kolu aşağıya çekiniz. İpliği iğne gözüne giren kancalı uçtan geçirin, iplik takma mekanizma kolunu serbest bırakın. İpliğiniz iğneye otomatik takılacaktır. Masura yerleştirme. Masurayı mekik içerisine yerleştiriniz. İpliği mekik kanallarından geçiriniz. Mekikteki metal pim yukarıya bakacak şekilde mekiği yerine takınız. Üst ipliği tutunuz ve volanı bir tur çevirerek masura ipliğini yukarıya çekiniz. Menteşeli kapağı kapatınız ve yardımcı tablayı tekrar yerine takınız. Düz dikiş. Makineniz açıldığında düz dikiş konumundadır. Dikiş adım uzunluğu otomatik ayardadır. Kumaşınızı yerleştirip baskı ayağını indirerek makinayı çalıştırınız ve dikişinize başlayınız. Dikişlerinizde başlama ve bitişlerde geri dikiş butonuna basarak sağlamlaştırma dikişi yapabilirsiniz. Bu işlem başta ve sonda dikiş adımlarının sökülmemesini sağlar. Dikiş adım uzunluğunu arttırmak için sağ yön tuşunu kullanabilirsiniz. Sürfile. Desen seçiciden 03 numaralı zikzak desenini seçiniz. Dikiş adım uzunluğunu 2,5'ta iken zikzak milim genişliğini 5,5'a alınız. Sürfile ayağına takınız. İğne soldan kumaşı kavrarken sağdan boş kısımda dikiş yapacaktır. Kumaş kenarını baskı ayağının altına yarım yerleştirin ve dikişinizi tamamlayınız. Ürünlerinizin iç temizliğinde makinanızla kusursuz sürfile yapabilirsiniz. İğne değiştirme ve kot dikişi. Desen seçiciden düz dikiş desenini seçiniz. Singer'in beşli blisterler içerisinde 14 ve 16 numaralı çelik alaşımlı kot iğnelerinden kot kumaşınızın kalınlığına göre iğne seçiminizi yapınız. İğneyi değiştirmek için iğne bağı vidasını gevşetiniz. İğneyi çıkartınız. Yeni takacağınız iğnenin düz kısmı arka tarafa, yuvarlak kısmı ön tarafa bakacak şekilde iğne oluğunu son noktaya kadar iterek takınız ve iğne bağı vidasını sıkınız. Kot kumaşı baskı ayağının altına yerleştiriniz ve dikiniz. Kot kumaşların dikişi için mutlaka kot iğnesi kullanınız. Fermuar dikişi. Desen seçiciden düz dikişi seçiniz. Dikiş adım uzunluğunu 2,5 orijinal ayarda olacaktır. Fermuar ayağının sağ tarafını baskı ayağının altına takınız. Alt ve üst iplikleri ayağın altından arkaya doğru alınız. Fermuar dikişinize kumaşın sol tarafından başlayınız. Kumaşa yerleştirilen fermuarın sol tarafını dikerken kumaşı arkadan çekip önden ittirmeyiniz.
fermuarın sağ tarafını dikmek için iğneyi kumaşın içine indirin. Kumaşı yavaş adımlarla döndürerek fermuarın sağ tarafına geçerek dikişinize devam ediniz. Fermuarınız kullanımınıza hazır haldedir. Esnek dikiş. Desen seçiciden 01 numaralı esnek dikiş desenini seçiniz. Dikiş adım uzunluğu otomatik ayardadır. Esnek kumaşınızı yerleştirip baskı ayağına indiriniz. Makinanızı çalıştırıp dikişinize başlayınız. Dikişlerinizde başlama ve bitişlerde geri dikiş butonuna basarak sağlamlaştırma dikişi yapabilirsiniz. Bu işlem başta ve sonda dikiş adımlarınızın sökülmemesini sağlar. Makina 2 ileri 1 geri dikiş yapar. Böylece esnek dikişiniz başarı ile tamamlanır. Dekoratif desen, piko yapımı. Desen seçme butonlarıyla 35 numaralı dekoratif desen, piko desenini seçiniz. LCD ekranınızdan desen numaranızı göreceksiniz. Kumaşınızı baskı ayağı altına yerleştirerek baskı ayağını indirip makinayı çalıştırın, dekoratif desen dikişinize başlayacaktır. Dikiş esnasında kumaşınızı itmeyin ve arkadan çekmeyiniz. Esnek dekoratif desen yapımı. Desen seçiciden 54 numaralı esnek dekoratif deseni seçiniz. LCD ekranınızdan desen numaranızı göreceksiniz. Kumaşınızı yerleştirin, baskı ayağınızı indirip dikişinize devam ediniz.
İlik. Desen seçme tuşlarını kullanarak 74 numaralı ilik desenini seçiniz. İlik ayağının ilik boyu belirleme bölümüne düğmenizi yerleştiriniz. Açacağınız iliğin boyutu makinanız tarafından otomatik ölçülür. İlik ayağınızı takınız. Kumaşı baskı ayağı altına yerleştiriniz. İlik ayağı içindeki beyaz parçayı kırmızı işarete sabitleyiniz. İlik açma kolunu indiriniz. İliğiniz düğmenizin boyutunda otomatik olarak örülecektir. İlik açma işlemi bitince, makine aksesuarları içinden ilik kesme bıçağıyla ilik kalanını keserek açabilirsiniz. Gizli dikiş ayağı. Desen seçiciden gizli dikiş için butonları kullanarak 0-7 numaralı deseni seçiniz. Zikzak milim genişliğini 3'e alınız. Gizli dikiş ayağını takınız. Baskı yapılacak kumaşın kenar kısmını baskı ayağın altına yerleştirerek dikişinize devam ediniz. Gizli dikişte desene göre dikiş kumaşın sağ tarafında, dikiş yaparken sol tarafta kumaş katından tek iplik yakalayacaktır. Gizli dikişinizi etek ve pantolon paçası bastırılmasında başarı ile kullanabilirsiniz. Düğme dikme ayağı. 73 numaralı düğme dikme programını seçiniz. Düğme ayağını takınız. Dişli kapatıcı yama plakasını takınız. Kumaşa yerleştirdiğiniz düğmenizi makinanızı çalıştırarak dikebilirsiniz. Deri dikme ayağı. 00 numaralı düz dikişi seçiniz. Beyaz renkte ve silindirli deri dikme ayağını takınız. Dikiş yapacağınız deri parçasını ayağın altına yerleştiriniz ve makinayı çalıştırınız. Makinanızda deri dikerken geri dikme ayağını kullanınız. Ayaktaki silindir parça sayesinde deriye baskı yaparak dikişinizin adım olarak rahat ilerlemesini sağlayacaktır. Opsiyonel ayaklar. Opsiyonel kumaş kenar kıvırma ayağı. Kenar kıvırma yapmak için desen seçme butonundan 03 numaralı zikzak desenini seçiniz. Sol yön tuşunu kullanarak zikzak milim genişliğini 3,5'a alınız. Opsiyonel kumaş kıvırma ayağını takınız. Kumaşın kenarını baskı ayağının rulosu içine yerleştiriniz. Kumaşı elinizle hafif rulo halinde ve yukarıda tutarak dikişinizi tamamlayınız.
opsiyonel gizli fermuar ayağı. Desen seçici butonundan düz dikişi seçiniz. Orijinal ayarlar kullanılmalıdır. Çift kanallı gizli fermuar ayağını takınız. Fermuarın sağ tarafını ayağın fermuar diş kanalına yerleştirerek dikişinize devam ediniz. Aynı işlemi fermuarın sol tarafını da ayağın fermuar diş kanalına yerleştirerek yine dikişinize devam ediniz. Fermuarınızın sağ ve sol dikişleri tamamlandıktan sonra fermuarın alt birleştirme dikişi için kumaşınızı dikiş yerlerinden birleştirerek iğneleyiniz. Aksesuar kutunuzdan normal fermuar ayağınızı takarak birleştirme dikişinizi sağlam dikişle tamamlayınız. Opsiyonel nervür ayağı ve çift iğne. Desen seçiciden düz dikişi seçiniz. Dikiş adım uzunluğunu aşağı yön tuşunu kullanarak 1.8'e alınız. Singer'in paket içerisinde ikili çift iğnesini seçerek iğne mili oluğuna düz tarafı arkaya bakacak şekilde takıp vidalayınız. Nervür yaparken iki iplik kullanılması gerektiği için makinaya yedek makina çubuğunu ve ikinci makarayı takınız ve her ipliği bir iğneden geçiriniz. 7 kanallı nervür ayağını takıp iplikleri ayağın altından arkaya alınız. Kumaşınızı baskı ayağının altına yerleştirerek baskı ayağını indiriniz. Nervürün birinci sırasını yapmak için makinanızı çalıştırınız. Nervürünüzün ikinci sırasını yaparken nervür ayağının soldan ikinci kanalına ilk yapılan nervürü yerleştirip makinanızı çalıştırarak ikinci nervürünüzü yapınız. Nervür aralıklarını istediğiniz gibi aralıklarda çalışabilirsiniz.
opsiyonel kordonlama ayağı. Desen seçici butonundan 06 numaralı deseni seçiniz. Orijinal ayarlar kullanılmalıdır. Kordonlama ayağında 3 kanal bulunmaktadır. Kordonlama ayağını takınız. Her kanala 3 ayrı kordon ipliğini, ayakta yerleri belirli kanallara ayrı ayrı geçiriniz. Geçirilen kordon iplikleri ayağın altından arkaya doğru çekilerek yerleştirilen kumaş üzerine baskı ayağını indiriniz. Kordon ipliklerini elinizle kaymasını önlemek için tutarak desen süslemenizi tamamlayınız. Opsiyonel saten dikiş ayağı ile dekoratif dikiş piko. Desen seçiciden 43 numaralı dekoratif deseni seçiniz. Opsiyonel saten dikiş ayağınızı takınız. Kumaşınızı yerleştiriniz ve baskı ayağını indiriniz. Makinayı çalıştırarak dekoratif desen dikişinize devam ediniz. Sim ve türevi ipliklerle de makinanız rahatlıkla çalışır. Opsiyonel aplike ayağı. Aplike yapmak için desen seçme butonlarıyla 03 numaralı zikzak desenini seçiniz. Dikiş adım uzunluğunu aşağı yön işaretleriyle 1'e, zikzak milim genişliğini de sol yön tuşunu kullanarak 2 mm'ye alınız. Aplike ayağını takınız. Aplike yapılacak ürününüzü baskı ayağının altına yerleştiriniz. Açık parmak aplike ayağının özelliği doğrultusunda dikiş devamında alanı rahat görür, zikzak dikiş kaymaları yaşamazsınız. Baskı ayağı altından çıkardığınız kumaş kenarlarını kesiniz. Sağ yön tuşunu kullanarak zikzak milim genişliğini 3'e alınız. Aşağı yön tuşunu kullanarak adım ayarını 0.5'e alınız. Kesilen kumaş kenarını kapatacak şekilde dikişinize devam ediniz.
Profesyonel kapitone dikiş ayağı. Düz dikişi seçiniz. Orijinal ayarlar kullanılmalıdır. Kapitone dikiş ayağını vidalayınız. Elyaflı kalın kumaşınızı elinizle kendiniz yön vererek ya da çizilen desen üzerinden kumaşınızın tamamını dekoratif dikişlerle süsleyebilirsiniz. Opsiyonel yorganlama ayağı. Yorganlama ayağı, elyaflı kapitone, deri ve kalın kumaş dikerken kullanılan ayaktır. Kumaş baskı ayağı altında dişli vasıtasıyla yürütürken buna artı olarak yorganlama ayağı altındaki dişliler de kumaşa eşit şekilde besleme yaptığından kalın kumaşlar daha rahat ilerler. Desen seçiciden 54 numaralı deseni seçiniz. Yorganlama ayağını takınız. Altına elyaf konulmuş kapitone, deri veya kalın kumaşınızı baskı ayağı altına yerleştiriniz. Baskı ayağını indiriniz ve pedala basınız. Dikişiniz tamamlanacaktır. Opsiyonel büzgü ayağı. Desen seçiciden düz dikişi seçiniz. Dikiş adım uzunluğunu arttırınız. Büzgü ayağını baskı ayağı miline vidalayınız. Büzülecek kumaşı baskı ayağının altına, diğer monte olacak kumaşı büzgü ayağı aralığına yerleştiriniz. Baskı ayağını indiriniz ve pedala basınız. Büzgü dikişinize başlayınız, kumaş bitimine kadar devam ediniz. Opsiyonel boncuk ayağı.
Desen seçici butonundan 3 numaralı zikzak desenini seçiniz. Orijinal ayarlar kullanılmalıdır. İplik gerginlik ayarı otomatikte olmalıdır. Opsiyonel boncuk ayağınızı takınız. Boncuk dizininizi kumaşınızda istediğiniz yere dikebilmek için baskı ayağının altındaki oluğa yerleştiriniz. Bir ip üzerine geçirilen boncukları özel kanallı boncuk ayağı desteğiyle rahat bir şekilde kaydırarak dikebilirsiniz. Bakım ve temizlik. Makinayı kapatın ve fişi prizden çekin. Makine mekik bölümü menteşeli kapağı açın. Mekiği mandalından tutarak çıkarın. Mekik içini ve mekiğin oturduğu çanoz kısmını temizleme fırçasıyla temizleyin. İplik ve kumaş havları çanozu ve mekik kanadlarını sıkıştırabilir. İplik geçişini engelleyebilir. Aksesuarlar.